Crush Yörgü Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün yapılışı oldukça kolay üçgen bir şal modeli anlatacağım. Örgü örmeyi az bilseniz de rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdi ben klasik şal ipi kullanıyorum. Pırıltılı bir şal ipi bu. Her yerde bulabilirsiniz bu ipleri. 3 ya da 3,5 numara tığla örülüyor. Ben 3,5 tercih ediyorum. Çok sıkı örenler aslında 3,5 tercih eder ama şalın çok sert bir dokusu olmaması gerekiyor bana göre. O yüzden ben hep 3,5 kullanıyorum. Tercih sizin. 2,5 da kullanabilirsiniz ipiniz çok ince ise. 5 tane zincirle, 6 tane zincirle başlayalım. Şöyle ikinci boşluğa ben batıp yuvarlağı oluşturuyorum ki sonradan bir sökülme olmasın. 1, 2, 3 tane. Boşluğun içine bir tane trabzan, iki zincir, yine aynı boşluğun içine iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki, bir, iki, üç tane zincir ve yine boşluğun içine iki trabzan. Şöyle bir ikili oluşturduk. Arada 3 zincir çektik. Yine bir ikili oluşturuyoruz. Bu sefer araya 2 zincir çekerek. Bakın şöyle 2 tane oluşturdum 2 zincirle. 3 zincirle diğer bölüme atlayıp yine ikili oluşturdum. Aralarında 2 zincir var. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Ve yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Şimdi buradan döneceğim artık. Bakın böyle bir bölüm hazırladım. Buradan dönüyorum. Arkasını çeviriyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şu V şeklindeki boşluğun içine bir tane trabzan, bir zincir, bir tane trabzan. Bir V oluşturdum bakın. Araya bir zincir çekerek. Aynı boşluğun içine bir tane daha V oluşturacağım. Ama bu iki V'nin arasına iki zincir çekiyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Sonrasında bir tane zincir. Bu ilk bölümü benimle birlikte örün ki karıştırmayın. Bir sonraki boşluğun içine araya bir tane zincir çekilmiş, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyorum. Temel köşeme geldiğimde yine bir zincirle buraya. Bundan sonra bütün model boyunca genelde bir zincir çekeceğiz ama bazı bölümlerde iki zincir çekeceğiz. Onların neresi olduğunu söyleyeceğim size. Şimdi 2 zincir. Çünkü bu bizim tepe noktamız olacak. Aşağıya inen tepe noktamız. Bakın şimdi bunun içine ne yaptım? Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu bir V şekliydi. Araya 2 zincir. Tekrar bir V oluşturmak için bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Sadece bu köşelerde, burada, kenarlarda, kenarlarda ve burada 3 bölgede aralara 2 zincir çekeceğiz bundan sonra. Bir zincir yaptım. Bir sonraki bölüme bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar bir zincir. Ve bakın bu iki yandaki köşe olacak bunlar. Bu köşelere bir V oluşturduktan sonra araya bir zincir çekilmiş. İki tane zincir çekip yine buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Evet, yavaş yavaş böyle bakın şalımız oluşmaya başlayacak. Şimdi bu bizim boynumuza denk gelen yani sırtımızda ense kısmımıza denk gelen bölüm burası. Dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine. Buraya geliyorum. Başta, sonda ve ortada.
aynı boşluğun içine iki ayrı V yapıp bu iki ayrı V'nin arasına da şimdi çektiğim gibi iki tane zincir çekiyoruz. Başta, sonda ve ortada bu metodu uygulayacağız. Bakın, V, iki zincir V. Bir zincir. İlk boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bu aralardaki bölümlerde her bir boşluğun içine bir V şekli yapacağız ama bütün yaptığımız işlemlerde araya bir zincir koyacağız. Bir boşluktan bir boşluğa atlarken de hep bir zincir. Bakın şimdi ortaya geldim. Ortada ne yapıyorum? Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanla V oluşturup ikinci V için araya iki zincir çekip yine aynı boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Sonra orta ve köşe arasında kalan bütün bölümlerin içini birer zincirle atlayarak her bir boşluğun içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yapıyoruz. Bakın yaptık. Yine bir zincirle diğer boşluğa atlıyoruz. Buradaki boşluğa bir trabzan, bir zincir, bir trabzan aynı boşluk içine. Tekrar bir zincir. Buradaki kenarımıza geldik. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi çok sıkı örüyorsanız şayet, o zaman şu aralardaki bir zinciri iki zincir yapabilirsiniz. Yani V'nin arasındaki bir zinciri iki zincir yapabilirsiniz. Bunu zaten artık 4. 5. sırada anlarsınız. Kasmaya başladıysa zinciriniz yeterli gelmiyordur. O yüzden dediğim gibi aralara koyabilirsiniz. Şimdi iki zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 3 zincirle yukarı çıkıp dönüyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine bir V daha oluşturuyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanla. Ve metot hep aynı. Bir zincirle ilk boşluğa atlıyorum. Bu arada bir de oya yapacağız kenara. O oyayı anlatacağım size. V yaptık. Bir zincir. Tekrar boşluğa atlıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Eğer çok sıkıysa buraya bir değil iki zincir çekip tekrar aynı boşluğa trabzanı yapıyorsunuz. Hep bir zincirle. Her bir boşluğa V şeklini yaparak devam ettiriyorsunuz. Ortaya geldim. Bir trabzan, bir zincir, ortaya bir tane daha trabzan, araya iki zincir, sonra yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Yine aşağı doğru inelim. Şimdi böyle aşağıya doğru indim, yine köşeye geldim. Bu köşenin içinde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, araya iki zincir ve yine bir V şeklini yapıp yaptıktan sonra yukarıya çıkıyorum. Bakın artık bu bizim yukarı kısmımız. Böyle V aşağıya doğru inmeye başlıyor. Büyüteceksiniz. 3 tane zincirle yine yukarı çıkıp dönüyorsunuz. Bir zincir, sonra tekrar tepede ve burada aralara iki zincir çekilmiş böyle V'ler oluşturarak böyle bu metodu tekrar ederek bütün sıralarda aralarda da her bir boşluğun içine V yaparak bir trabzan, bir zincir, bir trabzanla ilerliyorsunuz. Oyayı nasıl yapacağız? Şimdi oyayı nasıl yaptığımızı göstereyim. Oyaya başlarken şöyle yapacağız. Oya kısmını. Bakın
Bakın size burada göstereyim oyamızı. Böyle bir oya yapacağız şimdi. Ben bu arada bunu bitirmedim. Şimdi böyle başlasınız. 3 tane zincirle yukarı çıktınız. Her bir boşluğa bakın, önce şu boşluğa 2 trabzan, 1 ya da 2 zincir. 2 zincir fazla gelirse 1 zincir çekin. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yaptınız. Sonra 2 V şeklinin arasına bakın. 2 V şeklinin arasına yine 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa yine 2 trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa, yani şuraya atlıyorsunuz. Hiç zincir yok. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Hiç zincir yok, buraya atladınız. Metot bu. Bu şekilde oya yapıyorsunuz. Peki şu uca, üçgenin en uç kısmına geldiğinizde ne yapıyorsunuz? 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Toplamda 4 blok trabzan yapıyorsunuz. Aralara da ikişer zincir koyuyorsunuz. Ya da tek zincir de koyabilirsiniz. Yani toplamda bunun içinde 8 tane trabzan var. Aralarda da ikili ikili ikişer zincirler var. Evet. Şalımız bu şekilde. Hem çok kolay, hem boynunuza sarabilirsiniz, hem sırtınıza. Hem kısa hem uzun yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmak için aşağıdaki sağdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.